Değerli masal severler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü masalımız Altın Elmalar ve 9 Tavus Kuşu. Hazırsanız şimdi başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar 3 oğlu olan bir kral yaşarmış. Kralın bahçesinde her akşam çiçek açıp meyve veren altından bir elma ağacı varmış. Fakat ağacın meyveleri her akşam çalınırmış. Kral hırsızın kim olduğunu bir türlü bulamıyormuş. Bir gün oğullarına ağacın meyvelerini kimin aşırdığını bir türlü bulamadığını söyleyince, en büyük oğlu o gece nöbet tutup elmaları kimin çaldığını bulacağını söylemiş. Akşam olup karanlık basınca büyük oğlan dediğini yapmış ve gidip ağacın altına oturmuş. Meyveler mis gibi kokular saçarak ağacın dallarında olgunlaşmaya başlayınca büyük oğlana bir uyku bastırmış ki sormayın gitsin. Sabah olup da uyanınca bir bakmış ki meyveler yerinde yok. Bunun üzerine saraya gitmiş ve babasına olanı biteni olduğu gibi anlatmış. Bu sefer ortanca oğul nöbet tutmaya karar vermiş. Fakat o da ağabey gibi meyveler dallarda olgunlaşırken uykuya dalmış ve sabah olup da uyandığında bir bakmış ki altın elmalar yerinde yok. En sonunda küçük kardeş nöbet tutmaya karar vermiş. Akşama doğru ağacın altına bir sedir sermiş, uzanıp uykuya dalmış. Gece yarısı ağaç meyve vermeye başlayınca uyanmış ve ağaca bakmış. Ağacın dallarındaki meyveler tüm bahçeyi ışıl ışıl aydınlatıyormuş. Hemen ardından 9 tane tavus kuşu ağacın yanına konmuş. 8'i ağacı sallayıp meyvelerini toplarken bir tanesi de genç prensin yanına gelmiş. Tavus kuşu bir anda güneş kadar parlak, genç ve çok güzel bir kıza dönüşmüş. Genç prens sabaha kadar bu dünyalar güzeli kıza sohbet etmiş. Sabah olup da güneş doğunca tavus kuşları meyveleri alıp yola koyulmak istemişler. Genç prens hiç olmazsa elmalardan bir tanesini kendisine bırakmalarını istemiş. Bunun üzerine genç kız bir tane prense, bir tane de kral babasına olmak üzere 2 altın elma bırakıp yeniden tavus kuşuna dönüşmüş ve uçup gitmiş. Sabah olunca prens elmayı babasına vermiş. Kral elmayı görünce çok sevinmiş ve oğlunu takdir etmiş. Ertesi akşam yine genç prens nöbete kalmış ve sabah olunca babasına yine bir elma daha vermiş. Bu böyle birkaç gün sürünce büyük kardeşle ortanca kardeş küçük kardeşlerini kıskanmaya başlamışlar. Akşam olup da küçük kardeş elma ağacını gözetlemeye gidince ağabeyleri kötü kalpli bir büyücüyü elma çalsın diye onun arkasından göndermişler. Büyücü sedirin arkasına saklanıp beklemeye başlamış. Küçük kardeş gelmiş, hiçbir şeyden habersiz sedirin üzerinde uykuya dalmış. Gece yarısına doğru prens uyanır uyanmaz 9 tane tavus kuşu uçarak gelmişler. 8'i elmaları toplarken 9.'sü yine genç bir kıza dönüşerek prensin yanına sokulmuş ve onunla konuşmaya başlamış. Prens de genç kız konuşurken kötü kalpli büyücü bulunduğu yerden uzanarak genç kızın saçından bir tutam kesmiş. Genç kız bir anda yana doğru sıçramış. Tekrar tavus kuşu kılığına girerek havalanmış. Diğer 8 tavus kuşu da onu takip etmiş. Bunu gören genç prens yerinden fırlamış ve olan biteni anlamaya çalışmış. Kötü kalpli yaşlı büyücüyü görünce her şeyin farkına varıp başlamış bağırmaya. Ama ne fayda? İş işten geçmiş. Tavus kuşlarından artık hiçbir iz yokmuş. Tavus kuşları o günden sonra bahçeye uğramaz olmuşlar. Bu da prensi çok üzüyormuş. Günden güne üzüntüsü artmış, yemeden içmeden kesilmiş. En sonunda yola çıkmaya, dere tepe demeden tavus kuşlarını aramaya karar vermiş ve bu kararını kral babasına bildirmiş. Babası her ne kadar oğlunu kararından vazgeçirmeye çalışsa da, hatta ona krallığındaki en güzel kızı eş olarak seçeceğini söylese de, prens verdiği karardan dönmemiş. Sonunda kral baba, oğlunun gitmesine razı olmuş. Ama bir şartı varmış. Bu şart da adamlarından birini mutlaka yanına almasıymış. Böylece prens yanında bir uşakla tavus kuşlarını bulmak üzere yollara düşmüş.
Günlerce yolculuk ettikten sonra ortasında muhteşem bir sarayın olduğu bir göle ulaşmış. Sarayda kızıyla birlikte yaşlı bir kraliçe yaşıyormuş. Prens yaşlı kraliçenin huzuruna varıp hikayesini anlatmış. Ona tavus kuşları hakkında bir şey bilip bilmediğini sormuş. Kraliçe de 9 tavus kuşunun her sabah göle yıkanmaya indiğini söylemiş. Kraliçe aslında kendi kızını prense eş olarak vermek istiyormuş. Fakat prensin gözü tavus kuşlarından başka kimseyi görmüyormuş. Sabah olunca göle gitmek üzere atını hazırlaması için uşağına emir vermiş. Onlar yola çıkmadan önce yaşlı kraliçe prensin uşağını çağırarak bir düdük vermiş ve tavus kuşlarının gelmesine yakın bu düdüğü efendinin sırtına doğru üfle ki efendin derin bir uykuya dalsın ve kuşları göremesin demiş. Hain uşak kraliçenin istediğini kabul etmiş ve düdüğü yanına almış. Göle vardıklarında hizmetçi tavus kuşlarının gelmesine yakın düdüğü efendisinin sırtına doğru üflemiş. Prens oracağa yığılmış, ölü gibi derin bir uykuya dalmış. Prens uykuya daldıktan kısa bir süre sonra 9 tavus kuşu yıkanmak için göle gelmişler. 8'i doğruca gölde yıkanmaya gitmiş. Fakat 9.'sü uçarak prensin yanına gelmiş. Ne kadar güzel söz söyleyip prensi uyandırmaya çalışsa da prens bir türlü uyanmamış. Tavus kuşları yıkanmalarını bitirdikten sonra uçup gitmişler. İşte tam bu sırada prens de derin uykusundan uyanıp uşağına kuşların gelip gelmediğini sormuş. Uşak da geldiklerini, 8'inin gölde yıkandığını, 9.'unsa kendisini uyandırmak için elinden geleni yaptığını fakat başarılı olamadığını tek tek anlatmış. Bunu duyan prens çok üzülmüş. Acısından ne yapacağını bilememiş. Ertesi sabah erkenden tekrar göl kıyısına gitmişler. Hain uşak yine yapacağını yapmış ve kuşların gelmesinden kısa bir süre önce düdüğü öttürüp efendisini uyutmuş. Kuşlardan 8'i yine göle yıkanmaya gitmişler. 9.'sü da prensin yanına gelip bildiği en tatlı sözcüklerle onu uyandırmaya çalışmış. Ama her şey boşunaymış. Prens bir türlü uyanmak bilmiyormuş. Bunun üzerine tavus kuşu uşağa dönerek, "Efendine söyle, yarın sabah son kez göle geleceğiz. Bizi gördü gördü, yoksa bir daha göremez." demiş. Prens uyanınca tavus kuşlarının geldiğini ama o sırada kendisinin uykuda olduğunu öğrenince çok üzülmüş. Uşağa kuşların yarın sabah göle son kez geleceklerini söylediğinde üzüntüsü daha da katmerlenmiş. Üçüncü gün göle gittiğinde prens uykuya dalmamak için atıyla sürekli olarak oradan oraya gezinip durmuş. Fakat hain uşak kuşların göle geliş vakti yaklaştığında düdüğünü tekrar üflemiş ve prens yeniden derin bir uykuya dalmış. Kızlar göle geldiğinde prens bir ölü gibi uyuyormuş. 8'i gölde yıkanırken 9. kuş prensi uyandırmak için çabalamış. Fakat ne yaptıysa kâr etmemiş. Sonunda uşağa dönüp, "Efendine söyle, eğer beni bulmak isterse güneşi takip etsin." demiş ve uçup gitmiş. Prens uyanır uyanmaz uşağına kuşların gelip gelmediğini sormuş. Uşak da geldiklerini fakat yine uykuda olduğu için onları göremediğini, eğer kuşları bulmak istiyorsa güneş ışığını takip etmesi gerektiğini anlatmış. Efendisinin çok üzüldüğünü gören uşak, daha sonra dayanamayıp yaşlı kraliçenin onu kendi kızıyla evlendirmek için kuşları görmesini nasıl engellediğini anlatmış ve demiş ki, "Saygıdeğer prensim, tüm bunları sizi sizden korumak için yaptım. Kuşları kovalamaktan vazgeçip kraliçenin kızıyla evlenmenizi istedim." Uşağına çok kızan prens ona lanetler yağdırmış. Prens tavus kuşlarını bulmak için tekrar yola düşmüş. Gece gündüz demeden yolculuk ettikten sonra gün kavuşurken yalnız başına yaşayan yaşlı bir adamın kulübesine ulaşmış. Yaşlı adama tavus kuşları hakkında bir bilgisi olup olmadığını sormuş. Adam da kuşların yakınlarda bir yerlerde olduklarını, yarım günden az bir sürede oraya ulaşabileceğini söylemiş ve eklemiş. "Yolu dümdüz takip edersen bir kapıya ulaşacaksın. Kapıyı açıp girdikten sonra önce sağa, sonra tekrar sağa döndüğünde
Yol seni kuşların sarayına ulaştıracaktır. Prens yaşlı adamın tarifi doğrultusunda yoluna devam etmiş ve sonunda saraya ulaşmış. Sarayın kapısındaki nöbetçi ona burada ne aradığını sormuş. Prens başından geçen tüm olayları anlatınca da adam kraliçesine haber vermek için saraya gitmiş. Gerçekte kraliçe olan 9. tavus kuşu prensin geldiğini duyunca etekleri zil çalmış. Koşup insan kılığında prensin karşısına dikilmiş. El ele tutuşan iki sevgili aynı gün düğün yapıp evlenmişler. Evlendikten birkaç gün sonra kraliçenin bir seyahate çıkması gerektiğinden prens sarayda tek başına kalmış. Kraliçe ayrılmadan önce prense 12 kilerin anahtarını uzatıp 12. dışında tüm kilerleri açıp bakabilirsin ama sakın 12. kileri açma demiş. Prens kraliçe gittikten sonra birbiri ardınca tüm kilerleri açmaya başlamış. 12. kilerin kapısına gelince önce biraz duraksamış. Fakat daha sonra merakına yenik düşmüş, kilerin kapısını açmış. Kilerin tam ortasında çevresi demir şeritlerle tutturulmuş, kocaman bir fıçı duruyormuş. Fıçının içinden de bir ses sürekli olarak ''Çok susadım, ne olur bir yudum su!'' diye yalvarıp duruyormuş. Prens bir bardak suyu fıçının üst kapağındaki delikten içeri boşaltır boşaltmaz, fıçıyı çevreleyen demir şeritlerden biri kopmuş. İçerideki ses hala su için yalvarmaktaymış. Prens bir bardak daha boşaltınca bu sefer bir diğer demir şerit kopmuş. Böyle böyle derken sonunda fıçı parçalanıp içerisinden kocaman bir ejderha çıkmış. Ejderha saraydan uçup gitmiş ve çoktan yola koyulmuş olan kraliçeyi kaçırmış. Kraliçenin hizmetkarları prensin yanına gelerek bir ejderhanın kraliçelerini kaçırdığını haber vermişler. Prens, sevgili eşini bulmak üzere bir kez daha yollara düşmüş. Uzun bir yolculuktan sonra bir bataklığın kıyısına ulaşmış. Bataklıkta suya atlamak için çırpınıp duran ama bunu bir türlü başaramayan küçük bir balık görmüş. Balık prense, ''Değerli efendim, lütfen beni suya atın. Ettiğiniz yardım karşılıksız kalmayacak. Pullarımdan bir tanesini yanınıza alınız.'' Yardıma ihtiyaç duyduğunuzda pulu parmaklarınız arasında ovuşturursanız hemen gelirim demiş. Bunu duyan prens balıktan pulu almış, mendiline sarmış, balığı da suya atıp yoluna devam etmiş. Biraz daha yol aldıktan sonra tuzağa yakalanmış bir tilki görmüş. Tilki prense, ''Değerli efendim, lütfen beni bu tuzaktan kurtarın. Ettiğiniz yardım karşılıksız kalmayacak. Postumdan birkaç tane kıl alın. Yardıma ihtiyaç duyduğunuzda bu kılları parmaklarınız arasında ovuşturursanız hemen gelirim demiş. Bunu duyan prens tilkiden birkaç tane kıl almış. Hayvanı da tuzaktan kurtarıp yoluna devam etmiş. Yolun üzerinde bir dağın yamacına geldiğinde tıpkı bir önceki tilki gibi tuzağa yakalanmış bir karga görmüş. Karga prensi görür görmez. ''Eyerli efendim, lütfen beni bu tuzaktan kurtarınız. Ettiğiniz yardım karşılıksız kalmayacak. Tüylerimden birkaç tane koparıp alın. Yardıma ihtiyaç duyduğunuzda parmaklarınızla onları ovuşturursanız hemen yanınızda beliririm.'' demiş. Prens kargadan da birkaç tane tüy alıp yoluna devam etmiş. Yolda giderken karşısına çıkan bir adama ejderha kralın nerede oturduğunu sormuş. Adam da yolu ona detaylıca bir güzel tarif etmiş. Adama çok teşekkür eden prens, ejderha kralın sarayına gelene kadar durmaksızın yoluna devam etmiş. Türlü türlü engellerle karşılaşmış. Sarayda sevgili karısına kavuşan prens, sevinç içinde ona sarılmış. Karı koca birlikte kaçış planı yapmışlar ve sonra atlarına atlayıp ejderha kralın sarayından uzaklaşmışlar. Saraya gelip de tutsağını bulamayan ejderha atına dönüp ''Yemek mi yiyelim yoksa onları takip mi edelim?'' diye sormuş. Atı da acele etmesine gerek olmadığını, önce yemek yemeleri gerektiğini söylemiş. Oturup birlikte yemeklerini yemişler. Yemekten sonra atına atlayan ejderha göz açıp kapayıncaya kadar prensle eşine ulaşmış. Kraliçeyi rehin alan ejderha prense dönüp ''Sen bana kilerde su verdin.
Bu nedenle bu seferlik canını bağışlıyorum. Ama canını seviyorsan bir daha buralara gelme, diyerek prensi serbest bırakmış. Zavallı prens, kalbi kırık bir şekilde kendi sarayının yolunu tutmuş. Fakat kısa bir süre sonra içindeki sese kulak vermiş ve ejderhanın sarayına geri dönmüş. Saraydaki eşini ağlarken bulmuş. Prens ona, ''Ejderha geldiğinde atını kimden satın aldığını sor. Belki ben de aynı atan bulurum. Buralardan kaçabiliriz.'' demiş ve ejderhaya yakalanmamak için dışarıya çıkmış. Ejderha geri döndüğünde kraliçe ona tatlı diller dökmeye başlamış. ''Bu ne kadar değişik bir at böyle. Nereden satın aldın bunu?'' diye sormuş. Ejderha da, ''Böyle bir at satın alınmaz. Şu karşıki dağda yaşlı bir kadın, bu kadının harasında da tam 12 tane at var. Her bir at diğerinden farklı sihirli güçlerle donatılmıştır. En köşede duran parlak at hepsinden daha fazla sihirli güce sahiptir. Bu at aynı zamanda benim atımın da kardeşidir. O kadar güçlüdür ki gökyüzüne kadar uçabilir. Bu yaşlı kadının bir kısrağı, bu kısrağında bir tayı var. Her kim ki 3 gün boyunca bu kısrağı ve tayını otluğa götürüp getirirse, diğer sihirli atlardan birine sahip olur. Ama 3 gün 3 gece boyunca kısrağa bakamazsa canından olur, diye cevap vermiş. Ertesi gün ejderha gittikten sonra prens saraya gelmiş. Karısı ejderhanın tüm söylediklerini prense bir bir anlatmış. Böylece prens, yaşlı kadını bulmak için daha doğru yola koyulmuş. Yaşlı kadının evine geldiğinde önce onu selamlamış. Kadın da buralarda ne aradığını sormuş. Prens hizmet etmek için bunca yolu teptiğini söyleyince yaşlı kadın, "Tamam," demiş. 3 gün boyunca kısrağıma ve tayıma bakman gerekiyor. 3. günün sonunda eğer başarılı olursan, gördüğün 12 atımdan istediğini alabilirsin. Ama başarısız olursan kelleni koparırım," diye eklemiş. Daha sonra yaşlı kadın ardı ardınca kazıkların sıralandığı bahçeye çıkarmış prens. Her bir kazığın üstünde bir insan kafası varmış. Kazıklardan sadece birinin üstünde insan kafası yokmuş. O kazık da dile gelip, "İnsan kafası istiyorum, insan kafası istiyorum," diye tepinip durmaktaymış. Prens bu manzara karşısında ürkmüş ama eşini kurtarmak için devam etmek zorundaymış. Öğleden sonra olduğunda prens kısrağı eğerleyip dağda bir aşağı bir yukarı koşturup durmuş. Onlar koşarken yavru at yanlarında koşmuş. Gece yarısı olduğunda prens yorulmuş, attan inip yere uzanmış, uykuya dalmış. Şafakla birlikte uyandığında atın yularının elinde olmasına rağmen diğer ucunun kısrağı değil bir kütüğe bağlı olduğunu görmüş. Prens atın kaybolduğunu görünce ne yapacağını şaşırmış. Atı ararken bir su birikintisine ulaşmış. Suyu görünce de aklına yardım ettiği küçük balık gelmiş. Mendilinin içinden balık pulunu çıkarıp başlamış iki parmağıyla ovuşturmaya. Küçük balık kafasını sudan çıkarmış ve prense nasıl yardım edebileceğini sormuş. Prens de yaşlı kadının kısrağını kaybettiğini, bulmasına yardım edip edemeyeceğini sormuş. Küçük balık, "Kısrak bizim yanımızda. Kılık değiştirip yavrusuyla birlikte balık kılığına girdi. Yuları suya daldırıp yaşlı kadının kısrağı diye seslenirsen yanına gelir," demiş. Bunun üzerine prens yuları sula daldırıp, "Yaşlı kadının kısrağı," diye seslenmiş. Seslenir seslenmez de kısrak yavrusuyla birlikte oracıkta bitivermiş. Kısrağı alan prens kadının yanına dönmüş. O yemeğini yerken yaşlı kadın kısrağın yanına gitmiş ve "Balıkların yanında saklanamadın mı?" diye sormuş. Kısrak da, "Saklandım saklanmasına ama balıklar onun dostuymuş, beni ele verdiler," diye cevap vermiş. "Öyleyse yarın da tilkilerin yanına git," diye kısrağı tembihlemiş yaşlı kadın. İkinci gün prens yine gün boyu kısrağı koşturup durmuş. Gece yarısı olunca yorgunluktan uykuya dalmış. Uyandığında bakmış ki kısrak yine ortalarda yok. Bu sefer aklına tilki dostu gelmiş ve tilkiden aldığı kılları parmakları arasında ovuşturmaya başlamış. Tuzaktan kurtardığı tilki hemen yanı başında bitivermiş.
ona nasıl yardım edebileceğini sormuş. Prens yaşlı kadının kısrağını kaybettiğini söyleyince de, "Kısrak bizimle birlikte. Yuları toprağa vurup, yaşlı kadının kısrağı diye seslenirsen yanına gelir," demiş. Bunun üzerine prens yulağı toprağa vurup, "Yaşlı kadının kısrağı," diye seslenmiş. Seslenir seslenmez de kısrak yavrusuyla birlikte oracıkta bitivermiş. Kısrağı alan prens yaşlı kadının yanına dönmüş. O yemeğini yerken yaşlı kadın kısrağın yanına gitmiş ve "Tilkilerin yanında saklanamadın mı?" diye sormuş. Kısrak da, "Saklandım saklanmasına ama tilkiler de onun dostuymuş. Beni ele verdiler," diye cevap vermiş. "Öyleyse yarın kargaların yanına git," diye kısrağı tembihlemiş yaşlı kadın. Üçüncü gün prens yine kısrakla birlikte dağ tepe demeden dolaşmış durmuş. Gece yarısı olunca her zamanki gibi yorgunluktan derin bir uykuya dalmış. Sabah uyandığında kısrak yine yuların ucunda bağlı değilmiş. Ama prens yine hiç telaşa kapılmamış. Kargadan almış olduğu tüyleri iki parmağının arasında ovuşturmaya başlamış. Bu sefer de tuzaktan kurtardığı karga hemen yanında belirip ona nasıl yardımcı olabileceğini sormuş. Prens yaşlı kadının kısrağını kaybettiğini söyleyince de, "Kısrak bizimle birlikte. Yuları havada sallayarak, yaşlı kadının kısrağı diye seslenirsen yanına gelir," demiş. Bunun üzerine prens yuları havada sallamış, "Yaşlı kadının kısrağı," diye seslenmiş. Seslenir seslenmez de kısrak yavrusuyla birlikte belirivermiş. Kısrağı alan prens yaşlı kadının yanına dönmüş. O yemeğini yerken yaşlı kadın kısrağın yanına gitmiş ve "Kargaların yanında saklanamadın mı?" diye sormuş. Kısrak da, "Saklandım saklanmasına ama kargalar da onun dostuymuş. Beni hemen ele verdiler," diye cevap vermiş. Daha sonra prens yaşlı kadının yanına varmış. Anlaştıkları gibi atlardan birini kendisine vermesini istemiş. Yaşlı kadın hangisini istediğini sorunca da, "Şu köşedeki parlak atı istiyorum," demiş. Yaşlı kadın daha güzel atları olmasına rağmen niçin o atı seçtiğini sorunca da, "Hiçbir nedeni yok. Anlaşmamız böyle. Hangi atı seçtiysem onu bana vermen gerekiyor," demiş. Yaşlı kadından atı alan prens ejderhanın sarayına doğru yola çıkmış. At yol aldıkça saçtığı parıltılar geceyi gün gibi aydınlatıyormuş. En sonunda saraya ulaşan prens karısını atın terkisine atıp saraydan olabildiğince hızla uzaklaşmış. Ejderha saraya dönüp de kraliçeyi göremeyince atına, "Önce yemek mi yiyelim yoksa onları takibe mi çıkalım?" diye sormuş. Atı da, "İster yedikten sonra ister yemeden önce hiç fark etmez. Nasılsa onları yakalayamazsın," diye cevap vermiş. Bunu duyan ejderha telaşlanmış. Atına atladığı gibi prens de karısını takibe başlamış ve en sonunda onları uzaktan görmüş. Ejderhanın geldiğini anlayan prens heyecanlanıp atını mahpuslamış. Ama altın at ona acele etmesine gerek olmadığını, çünkü ejderha ne yaparsa yapsın kendisine yetişemeyeceğini söylemiş. Prensin içi rahatlamış. Bu kovalamaca o kadar uzun ve yorucu olmuş ki en sonunda ejderhanın atı prensin atına seslenerek biraz yavaşlamasını, yoksa yorgunluktan öleceğini söylemiş. Prensin atı da bir ejderhayı sırtına alıp peşinden koşturacak kadar aptal olursa her şeye müstahak olduğunu, halbuki silkinip ejderhayı sırtından atarsa bu beladan kurtulacağını anlatmış kardeşine. Ejderhanın atı bu sözleri duyar duymaz bir silkinişte ejderhayı sırtından atmış. Yere sert bir şekilde düşen ejderha binlerce parçalara ayrılmış ve kimse bir parçasını dahi bulamamış. İki sihirli atla birlikte saraya dönen prens ve eşi ömürleri boyunca mutluluk içinde yaşamışlar.